Evet, ilk olarak devirli ondalık sayıları hatırlatayım sevgili gençler. Devirli ondalık sayı sonu olmayan ondalık sayılardır. Mesela 3,2 diyor ya bu şu anlama geliyor. 2 sürekli tekrar ediyor. Sen böyle devam ettiği için kısaltmak adına tekrar eden sayının üzerine çizgi koyuyorsun. Mesela burada 24 tekrar ediyor. 3,1 yazdıktan sonra sürekli 24 24 nokta nokta gittiği için kısa olsun diye tekrar edenin üzerine çizgi çekiyorsun. Buna devirli ondalık sayı deniyor. Devirli ondalık sayılar nereden geliyor? Rasyonel sayılardan geliyor. Mesela sen 2 bölü 3'ü ondalığa çevir deyince, paydayı 10, 100, bin yapıyorduk ya. Olmuyor. O zaman sen bölüyorsun bunu. 2 bölü 3. 2'de 3 yok. Bir 0 koy, bir 0 koy. 20'de 3, 6 kere var. 6 kere 3, 18. Çıkar 2. 0 koy. 20'de 3, 6 kere var. 6 kere 3, 18. Bak sürekli bir döngü var. Hep aynı yere gidiyor değil mi? 6, 6 devam edecek. İşte bunu kısaltmak için ne yazıyorsun? 0,6 yazıp altının yani tekrar edenin üzerine çizgi koyuyorsun. Devirli ondalı sayı buradan geliyor. Ne olduğunu da öğrendik. Şimdi geldik. Burada devirli ondalı sayı verdiğinde rasyonele nasıl çevireceğiz? Burada çok zorlandığınız için özellikle iki örnek verdim. Hatırlayanlar yapmıştır, hatırlamayanlar şimdi öğrenecekler. Olay şöyle, eğer rasyonel çevirirken üst tarafta ayrı bir işlem, alt tarafta ayrı bir işlem yapıyorsun. Yukarıda işlem yaparken önce sayıda hiçbir şey yokmuş gibi, virgül, çizgi hiçbir şey yokmuş gibi yazıyorsun. 32. Sonra üstünde çizgi olmayanı çıkarıyorsun. Kimin üstünde çizgi yok? Sadece 3. üzerinde çizgi yok. Aynı şeyi aşağıda da yapalım. Önce bütün sayıyı yazıyorsun. 3124. Bundan çizgi olmayanı çıkarıyorsun. Kimde çizgi yok? Bak 31 yazan da çizgi yok. Bu kadar. Yukarıyı anladın değil mi? Sayıyı yaz, çizgi olmayanı çıkar. Sayıyı yaz, çizgi olmayanı çıkar. Geliyoruz aşağı aşağıda 9 ve 0 koyacağız. Bunu da sadece virgülden sonraya bakarak yapacağız. Virgülden sonra üzerinde çizgi olan kadar 9 koyacağız. Bir tane var onda da çizgi var o zaman 9'u koydum. 32'den 3 çıkar 29 bölü 9 oluyor. Buraya geliyorum. İki tanesinde çizgi olduğu için iki tane 9 yazıyorum. Bir tanesinde çizgi olmadığı için 0 yazıyorum. Çıkarırsak burası 3093 aşağısı 990 olur. Evet buradan da bu cevabı bulmuş olduk.